Değerli Urlalılar ve dinleyen tüm insanlar. Bugün 6 Şubat 2023. Gerçekten bakın siyah bir şey buldum, üstüme giydim. Çok büyük bir üzüntü, yani çok derinden duyduğum, yaşadığım bir üzüntü. Yaşayarak şu konuşmaları yapıyorum size. Ya bu deprem, yani ana konumuz deprem. Fakat insan yani yaşadığımız yerlerde, yaşadığımız çevreye karşı duyarlı olmak insanlığımızın gereği, biriktirdiğimiz şeyler var. Böyle gözlemlerimiz var, tanık olduğumuz şeyler var, yaşantılarımız var. Bunları kıyılarda, köşede, aklımızın bir kenarlarına yazıyoruz. Bir gün biz bunları anlatırız diyoruz. İşte o günlerden biri bu. Şimdi şu deprem felaketi, bakın bu şunu gösteriyor. Demek ki 5 yıl sonra bir daha deprem olduğu zaman biz yine böyle bir çaresiz kalacağız. Çünkü deprem yapıldıktan sonra artık çok geç oluyor bazı şeyler. Bir şey yapamazsınız işte, görüyorsunuz. Ah demekten, vah demekten ileriye gidemiyoruz. Ama depremden önce yapılması gereken bazı şeyler var. Bakın örneklendireceğim ben size şimdi. Zeytinalı'ndan Urla'ya gelirken bir üst geçit var. Üst geçitin Urla tarafındaki ayağı, deniz kenarı değil de bu taraftaki ayağına doğru şöyle arabayla giderken baktığınız zaman orada bir okul enkazı göreceksiniz. Bakın okul enkazı diyorum. Çünkü neden? Orada benim yakınlarım okudu. Ve orası kaymakam lojmanının olduğu binanın yanıdır hemen. Ve o zaman, o dönemde, yani benim yakınlarımın orada öğrencilik yaptığı dönemde kaymakam beyin çocuğu da orada öğrenciydi. 10 yıl, 15 yıl. Yeni yapılan bir kolej o. 10 yıl, 15 yıl sonra depreme dayanıklı olmadığından çürüyecek diye, dayanıksız bu bina diye tahliye edildi o bina. O çocuklar başka yere nakledildiler. Ya bir bugün ya bir binanın yani amortisman ömrü 100 yıldır. Yaşam ömrü 100 yıldır. Bu ne demek ya? 10-15. Acaba bir soruşturma açılmış mıdır? Acaba kim yaptırdı? Ne yaptırdı? Mahsuru nedir? Sıkıntısı nedir? Bir rapor tutuldu mu? Bir soruşturma açıldı mı? Ya içinde öğrenciler varken deprem olsaydı? Bakın okul orada duruyor. Ya milli servet, mahcubiyet. Yani ne diyebiliriz yani? Okul bu. Devletin okulu. Urla Lisesi. Urla Lisesi 1982 yılında ihtilalden sonra hapishane yapılırken lisede yapıldı. Aynı zamanlarda. O da 40 yıl yani. 40 yılda da bir bina eskimez ki yani. Onu da şimdi yıkacaklar. Yeniden yapıyorlar. Bademler Okulu. Bakın ben Bademler'de 18 yıl çalıştım. Ama 1994 yılında Çocuk Meclisi diye belediyede bir oluşumumuz vardı. Gittik oraya. Oraya ben 2-3 tane ağaç diktim kendi ellerimle. O zaman iki blok vardı orada. Üçüncü blok yoktu. Sonra ben atandığım zaman 2005'te oraya 3 blok gördüm. Bu nedir? Yeni yapılmış. O yeni yapılan yıkıldı şimdi. Depreme dayanıklı değil diye. Yeniden bir şeyler yapıyorlar oraya. Çok programlı lise. Bizim meslek lisemiz. Ben belediyede 92 yılında belediyeye girdiğim zaman işe oradan Azerbaycan'dan çocuklar gelmiş yatılı. Biz gittik onlara bir hoş geldin falan bir karşıladık onları. Onlara bir nasılsınız burada rahat mısınız falan bir ev sahipliği yapmaya gittik. Yeni yapılmıştı bina, her taraf boya kokuyordu. 92 yani. 92'de yapılan bir bina 2022'de yıkılır mı? Yıkmışlar binayı. Ya bunlar yapılırken hatalı yapılıyor. Sistemal var. Ya da bunların ömrü kısaltılıyor. Bunlar daha 100 yıl yaşayacak binaları. Bunlar eskidi diye yıkıyorlar yani. Bunun başka var mı izahı? Evet bu konular tabii bizi aşan konular ama biz sadece yani yaşayarak bu olayları görerek yaşadığımız için bunları bir hatırlatmak istedim. Şimdi madem bu inşaatlardan falan girdik. Bakın bir de yine yaşantımı ve gözlemimi aktarayım size. Şimdi ben daha 90'lı yıllarda bizde de araba yok. Komşularda da araba yok. Araba pek yoktu o zamanlar. Ama belli yani geleceği, otopark sorunu olacağı Urla'da
Her taraf, herkes tarafından malumdu. Bizim Yıldız Park var. O zamanki zamanda ben arkadaşlara, belediyedekilere de söylüyordum ya da kendi kendime söyleniyordum. Bak şimdi şurada bir kayıt yapıyorum. Burada anlatıyorum derdimi. O zaman arkadaşlarıma söylüyordum. Diyordum ki bakın iki Çeşmelik'te o Şençerezci Serraflar Sokağı'ndan çıkıp Altın Park'a giderken orada büyük bir otopark yapmışlar. Çok da orayı katletmiş. Agora Ören alanının yanına yapılmış, o çok kötü ama yine de o benim esin kaynağımdı. Ya oraya yapılan gibi Yıldız Park'a bir blok şeklinde iki katlı yukarıya dokuyu bozmadan, çünkü orada iki kat ruhsat var. Evler iki veya üç kat. Aşağıda iki kat. İki kat. İki kat yani dünyayı alır. Bütün Urla'yı içine alır. Arabaları. Salani'nin tarafından geliş, Salani'nin tarafından Albay Çolak'ın yanından geliş gidiş olur diye düşünüyordum. Tabi sit alanı, yok yeşil alan, yok askeri alan, yok park alanı, yok kültürel alan falan dediler. Hala daha orası öyle duruyor. Park desem park değil. Orada duruyor. Bakın. Ondan sonra orası çok güzel bir park olabilir halbuki. Arabalar gelir, insanlar karıncalar gibi binaların içinden hemen şehrin içerisine bir anda çıkarlar, bir anda da kaybolurlar. Şehre ağırlık yapmaz nüfus. Sonra biz Egea'da atandık. Şimdi Egeat okulu hala orada duruyor. Yayla gibi, özel okul gibi, bir özel diş polikliniği, hastane gibi bir okul orası. Ve eğimli, yani onun altına çok katlı otopark olabilir. Kipalar burada işte. Agora orada. O kadar rahat ki altında. Yapılabilirdi. Söyleniyorduk ya, bunun altına keşke bir otopark olsaydı falan gibisine. Ondan sonra Hakan Çeken Kültür Merkezi yapıldı. Şehrin tam göbeğine. 300 tane koltuğu var. Her iki kişiye bir araba olsa 150 tane. Sıkıntı orada yani. Zaten var olan sıkıntıya ikinci bir sıkıntı. Katmerli. Onun altı da otopark olabilirdi. Bakın etti iki. Atatürk Okulu. Atatürk Okulu'nun artık yükseltisi de var önünde böyle hazır. Ya onun altına iki katlı tamamen, orası bir buçuk iki dönüm vardır. Yani tamamen bütün Urla'yı içine alır, gelir de elde edilir. Adliye binası. Adliye binasına var ya dört katlı, beş katlı otopark yapılır. Hakimler, savcılar bir kata, avukatlar öbür kata, çalışanlar ve diğer personel ve halk alt kata, bütün o bölgeyi hem para kazanılır. Albay Çolak Okulu yıkıldı. Bakın Albay Çolak da yıkıldı. Yeni yapıldı. Altı boşa gitti. Bunlar bir 100 yıllık binalar. 100 yıllık otopark sorunumuzu giderebilirdi bak bu binalar. İmam Hatip Lisesi yapıldı. Maliyenin arkasına yukarıya. Yükseltisi de var hazır. Arka taraftan şeyden girerler. Futbol sahasının yanındaki boşluktan girilir. İç şehre görüntüsü bile şehire yansımaz. Oradan girer çıkarlar arabalar yani. Orası da Evan'a gitti. Bunlar otopark olarak, otoparkımız şehrin göbeğinde. Şehrin göbeğine insanlar otopark yapmak için geldiklerinde zaten sorun, kendileri bir sorun oluyor. Sorunun bir parçası oluyorlar yani. Evet, bunlar tabii dışarıdan gazel okumak kolay. Kaval okumak belki dışarıdan kolay. Fakat biz de bu toplumun bir parçasıyız. En azından belki 1000 tane söylersek bir tanesi işe yarayabilir. Birisi de bunu değerlendirebilir. Bakın araç kullanmak ne kadar zorlaştı Urla'da. Otopark yok. Arabamızı park edecek yer bulamıyoruz. Evet, bir deprem konuşması yapayım dedim. Otoparkı da arada çıkardım. Ama Urla'da yaşıyoruz. Urla ile ilgili düşünüyoruz. Sorunların bir parçasıyız. Yaşadığımıza göre biz de sorunun bir parçasıyız. Haddimize göre de bu sorunun çözümü konusunda da biraz düşünüyoruz. Onu da sizle paylaşıyoruz. İyi akşamlar. Bütün Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun. Bir daha görmeyelim diyeceğim ama görürsek de bu kadar mağdur olmayalım. Önlemini önceden alalım.